Peki tembel çalışmayan adam siz söyleyin nedir? Bak sesini çıkmıyor. Vallahi ahlaksızdır. Çalışkan adam ahlaklı oluyor da tembel adam niye ahlaksız olmuyor? Niye söylemiyorsunuz? Niye kelimeleri saptırmışız? Daraltmışız, kısaltmışız, kuşa çevirmişiz. Kur'an-ı Kerim'e göre tembel adam ahlaksızdır. Gıybet eden adam ahlaksızdır. Yalan söyleyen adam ahlaksızdır. Karşılıksız çek veren adam ahlaksızdır. Bir kimsenin ahlaksız olması için karının kızın peşinden mi koşması lazım? Kumar oynayan ahlaksızdır. Sayısal loto denen o Yahudi oyunu, loto oyununa bir gecede 3 trilyon parayı yatıranların hepsi ahlaksızdır. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre, dikkat buyurun, zamanımıza göre olmayabilir, efendim topluma göre olmayabilir, falan sisteme göre, ben Kur'an'a göre söylüyorum. Çünkü hepiniz ve hepimiz hayatımızın hesabını zamana göre, falana göre, fiş mekana göre değil, hayatımızın hesabını Kur'an'a göre vereceğiz. Öyleyse hayatımızı Kur'an'a göre yorumlamamız lazım. Bakın nereden mesele ortaya çıkıyor. Yanlış hesap yapmayalım. E hocam adam öldükten sonra dirilmeye inanmıyor. Ha o başka. O ayrı bir olay. Biz öldükten sonra dirilmeye inanıp da yeniden dirildikten sonra kendisine lazım olan hazırlığı yapmayan Müslümanlarla alakalı konuşuyoruz. Öteye gitmiyoruz. Geçen cuma söylemiştim, İmes Sanayi sitesinde bir atölyede sohbet esnasında öldükten sonra dirilmeyi inkar eden bir sanayi mühendisiyle tartışmamızı söylemiştim. Yeri gelmişken nakledeyim geçeyim. Adam koca bir mühendis, yani sanayi mühendisi, sanayi sistemlerini iyi bilen bir adam. Efendim diyor, öldükten sonra dirilmek bana saçma geliyor diyor. Saçma. Olmaz öyle şey diyor. Benim aklım almıyor diyor. Mühendis bu. Canım sıkıldı. Ayet okuyorsun, mümkün değil diyor. Bu ayet beni tatmin etmez diyor. Hadis-i şerif okuyorsun, Muhammed Mustafa beni tatmin etmez diyor. Fesübhanallah. Allah'tan aklıma bir misal geldi. Sanayi misali. Yani onun anlayacağı dilden, ya Rabbi dedim, Rabbiş rahli sadri diyoruz yani bazen. Göğsümü genişlet demek, aklıma getir demek. Allah'tan medet istiyoruz. Rabbiş rahli sadri. Bu duayı yapan kimdir siz söyleyin? Hazreti Musa aleyhisselamdır. Firavuna Allah'ın dinini anlatmaya gitmeden önce Allah'tan imdad istemiş. Rabbiş rahli sadri. Biz öyle yapıyoruz. Ne yapalım? Allah aklıma getirdi. Dedim ki beyefendi, siz dedim değerli bir adamsınız, önemli bir adamsınız, kıymetli bir adamsınız. Böyle demesem kaçacak herif. Biraz da yerine göre okşamasını ve onu ısındırmayı bilmemiz lazım. O adamın kaçıp gitmesi bize hiçbir fayda sağlamaz. Onu kazanmamız, onu çekmemiz, onu bu davaya, bu dine alıştırmamız önemlidir. Yoksa kaçırtmak çok kolay. Hep kaçırıyoruz, hep kaçırtıyoruz zaten. Mühim olan kazanmak, çekmek, getirebilmek. Siz çok değerli bir adamsınız dedim. Hassas bir adamsınız, aklı başında, ilimli, okumuş, sanayi mühendisliğini elde etmiş bir adamsınız. Sizin aklınız herkesten daha iyi alması lazım bu öldükten sonra dirilmeyi. Sizin daha çabuk kavramanız. Canım dedi, sanayi mühendisliğiyle öldükten sonra dirilmek arasında ne alaka var? Ne alakası var diyor.
Dedim ki şöyle bir alakası var beyefendi. Sabırla dinledi bizi. Dedim ki sanayi işte hepimiz biliyoruz. Çeşit çeşit mallar üretiyorlar. Mallar, malzemeler, makinalar, motorlar, aletler, edevatlar. Çeşit çeşit insanların muhtaç olduğu hep sanayi ürünleri bunlar. Şimdi bakın dedim, siz bu konuları bizden çok çok daha fazla bilmeniz lazım. Biliyorsunuz zaten dedim. Ta ki adam ürkmesin, korkmasın, kaçmasın. Gelişen sanayi sistemleri o kadar gelişmeye, ilerlemeye, yeni yeni tekamül etmeye başladı ki, bırakın yerin altından çıkan cevherleri işlemek, hani demir cevherini, bakır cevherini, daha bilmediğimiz elementleri teker teker işleyen sanayi sistemleri var. Bırakın bunları dedim, şimdi sanayi o kadar gelişmiş ki, ne oluyor? İnsanların kullana kullana yıprattığı, kırdığı, bozduğu, attığı bütün sanayi artıklarını, bunlara ne diyorlar bunlara? Mesela cam kırıklarını, mesela plastik parçalarını, bunlara ne diyorsunuz? Hurda, hurda, plastik hurdaları, cam hurdaları, demir hurdaları, kağıt atılmış, itilmiş, kenara köşeye savrulmuş kağıt hurdalarını, o hurda kağıtları toplayıp toplayıp kamyonlarla yeniden kağıt fabrikasına gidip yıkanıp temizlenip yeniden kağıt olup defter olarak önümüze geliyor mu gelmiyor mu dedim. Geliyor dedi. Öyle mi değil mi efendiler? O hurda demir laslığı maslığı toplanıyor toplanıyor yeniden demir işleme fabrikasına gidiyor, potada eritiliyor, arıtılıyor, damıtılıyor, temizleniyor. Yeniden alet olarak önümüze geliyor mu? Evet dedi. Peki bu plastik parçaları, hurda plastik, hurda pislenmiş, kirlenmiş, bozulmuş, çizilmiş, ezilmiş, kırışmış, buruşmuş, bitmiş hurda plastikler toplanıyor, toplanıyor, yeniden kırılıyor, yeniden eritiliyor, yeniden temizleniyor, önümüze poşet olarak, alet olarak geliyor mu, gelmiyor mu? Geliyor dedi. Epey saydım. Ben mübarek dedim, sen sanayi mühendisisin ya. Hurda demir fabrikada tazelenip, temizlenip, yeniden şekil alıp önümüze geliyor. Hurda kağıtlar yeniden öldükten sonra çürüyüp gitsin de mahşer meydanına yeniden dirilip gelmesin mi? Senin anlayışına göre insan hurda plastikten daha adi olmuyor mu dedim. Hurda plastikten adi. Hurda plastik yeniden şekil alıp geliyor, insan gelmiyor. İnsan hurdalardan, kainattan, bütün varlıklardan, mahluklardan çok daha üstündür. Hiç mümkün müdür ki toprağa gömülsün de bir daha diriltilmesin? Sabırla dinledi. Dedim ki toprağın, toprağı eşiyorsun, açıyorsun, toprağın içine çekirdek gömüyorsun, kabak çekirdeği. Gidin Trakya'ya bakın, her tarafı kabak, çekirdek. Kavun çekirdeği, karpuz çekirdeği gömüyorsun. Sordum, dedim ki mühendis bey, o kabak çekirdeğini toprağa gömen adam niçin gömüyor? Bu kabak çekirdeğinden bir hayat tecelli etsin. Yeniden kabak olsun, yeniden mahsul olsun, bu kabak çekirdeği çürüsün de kaybolsun diye o çekirdeği gömen adam var mı dedim, yok dedi. Bir insan kabak çekirdeğinden daha mı adidir ki insanı gömesin de çürüyüp gitsin, yeniden dirilmesin dedim. Ayağa kalktı, hocam şimdi vallahi inandım dedi. Beş vakit namaza geliyor şimdi. Şimdi inandım dedi. Anlayacağı lisanla konuşmak çok önemli. Anlayacağı lisanla. O bir sanayi mühendisi. Kardeşim ne olacak peki bu milletin hali? Şimdi inneke cami'un nasi liyevmin la raybe fih. Vaki olmasına, olacağında
mutlaka tecelli ve tahakkuk edeceğinde şüphe olmayan bir hesap günü. Kur'an bunu devamlı her zaman söylüyoruz. Sure-i Fatiha'nın, bakın açıyorum Kur'an-ı Kerim'i. Suretül Fatiha, Fatiha suresi. Bismillahirrahmanirrahim birinci ayet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ikinci ayet. Errahmanirrahim üçüncü ayet. Maliki Yevmiddin siz söyleyin. Dördüncü ayet. Dördüncü ayette daha Kur'an'ın başında hesap günü açıkça haber. Ne demek maliki? Malik sahip demek. Hani kat malikleri. Malik Arapça sahip. Türkçeleşmiş zaten. Malik. Maliki yevm. Günün sahibi. Yevm Arapça gün demek. Yevmiye gündelik buradan geliyor demiştim. Yevmi din. Din gününün sahibi. Buradaki din kelimesi ceza demek. Karşılık. İşlediğiniz amellerin hepsine ya ceza verilecek ya mükafat verilecek. Karşılık demektir. İnsanların dünyada işlediği eylemlerin, işlemlerin, söylemlerin, davranışların, yaptıklarının, ettiklerinin, ektiklerinin, biçtiklerinin, ürettiklerinin, tükettiklerinin, yönettiklerinin, bütün faaliyetlerinin hesabını vereceği günün sahibi Allah. Dördüncü ayet Sure-i Fatiha'da. Fatiha suresini 5 vakit namaz kılan adam günde soruyorum kaç defa okuyor bir günde? 40 sefer. Niye okuyoruz? Babanın adını bile günde 40 sefer ağzına almazsın ya, ama Sure-i Fatiha'yı sana Allah okutturuyor, okutturuyor, okutturuyor. Hava okuyorsun. Mana nerede? Maliki yevmiddin. Ceza gününün sahibi. Bak Allah. Ama hazırlık yok. Tedarik yok. O istikamette hesap yok. Ceza gününe, maliki yevmiddine, ceza gününün sahibine inansaydılar, inansaydılar, kendilerini Müslüman zanneden insanlar bir gecede sayısal loto dedikleri Allah'ın haram dediği, zıkkım dediği, zehir dediği, cehenneme ateş dediği loto denen kumara kendilerine Müslüman dedikleri adamlar 3 trilyon lira bir gecede yatırılır mıydı, yatırılmaz mıydı soruyorum siz Müslümanlara. Ceza gününün sahibine inansaydı. Ne Müslümanlığı ya? Hangi millet bu millet? İslam milleti mi? Ekonomi gazetesinde okudum. 3 trilyonluk bir hasılat Amerika'da loto oynayanlar arasında 3 ayda toplanmaz diyor. 3 ayda ancak bu kadar para toplanır. Türkiye'de bir gecede toplandı 3 trilyon. Bir facia değil midir? Daha siz Allah'tan hangi rahmeti bekliyorsunuz? Hangi rahmeti? Azap gelmesin de ne gelsin kardeşim? Bak yağmur azap oldu. Yağmur dereli azap oldu. Trafik azap oldu. Enflasyon azap oldu. IMF azap oldu. Paramız rezil oldu. Bunlar ceza değil de nedir yani? Ne bekliyorsun Allah'tan? Bir Amerikan keferesinin bir dolarını satın almak için 183 bin Türk lirası vermek zorunda mısın değil misin? Mesele bitmiştir. Senin de duan kabul olmaz, benim de duam kabul olmaz. Niye? Dualarımız çelişki içinde. Çelişki. Çatallanıyor. Ağzımızla hoca efendiler ve siz ve biz dua ediyoruz. Ya Rabbi zalime güç ve kuvvet verme diyor muyuz, demiyor muyuz? Ne dersiniz? Zalime güç verme ya Rabbi, zalime kudret verme, zalime iktidar verme. Kim bu zalim? Havaya mı dua ediyorsun? Zalim kim? Zalim dediğin kim? Şu anda dünyaya hükmeden zalim kim? Zencileri, siyahları adam yerine koymayan kim? Siz söyleyin. Amerika zalim, vallahi zalim.
dünya nimetlerinin 100 kaleminin 60'ını sömüren Amerika,